Merhaba. Arkadaşlar, şu günün güzelliğine bir bakın. Hep ağlıyorum ya. Buralarda havalar iyi değil, soğuk, yağmurlu vesaire vesaire. Şimdi merak edip yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Video niye yayınlamıyorsunuz diye. Şimdi mahkemeye geldim. Şu karşıdaki mahkeme arkadaşlar. İsmini söylemeyeyim. Duruşma hala devam ediyor. Öğlen vakti, saat şu anda sanıyorum 1.30 öğleden sonra. Birazdan içeri girdiğim zaman maalesef bugün de video koyma şansım sıfır arkadaşlar. Çünkü bütün gün süren bir duruşma ve sanıyorum oranın saatiyle 7-8 gibi anca biter. O yüzden risk almayayım, öyle bir gelişmelerden haberdar edeyim diye videoyu çektim arkadaşlar, çekiyorum. Küçük bir sandviçim var. İçeceğim var. Atıştırıp geri dönmem lazım. Ses bilmiyorum nasıl çıkacak. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Benden YouTuber falan imkanı yok, olamaz, tamam mı? Neden derseniz şunu söyleyeyim. Şimdi bir süre önce, bayağı da oldu sanıyorum, 1 ay, 1.5 ay, 2 ay olmuştur yani. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar, mikrofon seti aldım. Şikayet eden arkadaşlarımız haklılar. Bazen ses hiç iyi çıkmıyor. Benden gerçekten teknik hiçbir şey olmaz. Çünkü bunu aldığımdan beri inanın başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi bayağı bir parçası var. İki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Komika'nın. Yani aslında fena bir ürün değil. Fakat ben bu şekilde beklemedim. Bu kadar çok malzeme taşıyacağımı beklemedim arkadaşlar. Mahkemelere, karakollara gittiğiniz zaman bazen arıyorlar değil mi? Mahkemelerde sürekli arıyorlar ama karakollarda da artık aramaya başladılar. Şimdi bunları görünce güvenlik biraz tuhaf oluyor. Yani bu nedir, bunları niye taşıyorsun falan diye. Bunun hikayesini anlatayım arkadaşlar. Bugüne kadar neredeyse hiç kullanamadım, biliyor musunuz? Bir kez çok basit bir şekilde kullandım ama. Öncelikle şu aparat iPhone'a girebilmesi için arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani satın aldığım zaman bu şekilde geldiği için, buna benzer bir kabloyla, onu da anlatacağım şimdi. iPhone'un aparatı, şu aparatı almak zorunda kaldım. Çünkü yeni iPhone'lara bu maalesef girmiyor arkadaşlar. Niye anlatıyorum? İlgisi olan olursa eğer. Bakalım şimdi şöyle takayım ben bunu. Şimdi bu aparatı aldım internetten. Maalesef aldığım aparat uymadı. Yani neden bilmiyorum. Sanıyorum orijinal değildi, ondan olsa gerek. Çalıştıramadım bir türlü. Tabii etraf kapalı olduğu için dükkanlara gidip de alamıyoruz. İnternetten sipariş verdim başka bir tanesini. O geldi ve çalışıyordu. Dışarıya çıktım o gün. Dışarıya çıktığım zaman sanıyorum şu kabloyu unutmuştum. Dolayısıyla o gün de çekemedim. Tekrar elime aldığım zaman birkaç hafta sonra sanıyorum yapayım dedim. Bu sefer o sıfır aldığım aparatın çalışan aparatı kaybettim. Şimdi biliyorum hemen beceriksin, tekisin diyenler var. Onu kaybettim. Üstüne üstlük gittim bir tane tekrar aldım. Aynısında. Tamam, artık her şey hazır. Gittim bir parkta çekim yapayım. Bu sefer şu kabloyu kaybettim. Bu kabloyu da, bunun orijinali bana gelen siyahtı arkadaşlar. Yani bunun iki ucu da TRS mi diyorlar, ne tam teknik ismini bilmiyorum ama birisinde şu anda gördüğünüz üç tane kesik var. Diğerinde ise iki tane kesik var. Neyse, şu gördüğünüz aparat normal telefona bağlanıyor. Kablosuz bir şekilde şu gördüğünüz aparatı da vücudunuza takıyorsunuz. Yani 100 metre abartmayayım. Belki 50 metreye kadar çeker. İleriden de sanıyorum konuşmanızı çeker. Neyse, bugün denemeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi yaklaşık olarak yarım saatim var mahkemeye gitmek için. 5 dakikasını sandviç yemeğe ayırırsam. Neyse, bu kabloyu da sipariş verdim. Bunun gelmesi de yaklaşık olarak bir hafta sürdü. Şimdi hazırız arkadaşlar.
Neden kaybediyorum? Ben size onu söyleyeyim. Sürekli olarak çantanın yanında taşıdığınız zaman, yani yanınıza aldığınız zaman, çantada taşıdığınız zaman, etrafa giderken gerçekten çok arama oluyor. Yani sokaktan bahsetmiyorum. Sokakta kimse gelip de arayacağım falan demiyor ama mahkemelerde özellikle didik didik aradıkları için, daha önce de söyledim. Müvekkili temsil etmeye gidiyorsunuz ama yani her ne kadar siz avukat da olsanız, savcı bile olsanız, normalde burada girerken çantanızı boşaltmanızı, bütün ceplerini boşaltmanızı vesaire istiyorlar. Sanıyorum o zaman bu küçük olduğu için bu aparatlar ve şu da aynı şekilde, diğerlerinde bir sorun yok. Maalesef birkaç kez kaybettim arkadaşlar. Bu bahaneleri veriyorum, beceriksizim ama bahane üreteyim diye. Neyse. 15 yaşında, 16 yaşında bir çocuğun işini yapıyorum şu anda. İnanılmaz derecede grumpy. Grumpy ne oluyor? Somurtkan bir çocuk. Elinizden geleni yapıyorsunuz ama maalesef belki yaşının verdiği toyluk var. Belki biraz saygısızlığı var vesaire ama inşallah kazanacağım arkadaşlar. Hazırım yani. Şimdi bunu bir kapatıp diğer tarafını çekmeye çalışayım arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl ama? Sesim geliyor mu? Bu olayı bayağıdır yapmak istemiştim aslında ama kısmet olmadı. Dediğim gibi kendi hatamdan dolayı bir türlü yapamadım aylardır. Hava gerçekten çok güzel. Yani şu anda montum her ne kadar yanımdaysa da giyme ihtiyacı yok gibi ama birazdan hava soğumaya başlar arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Tekrar çeküm yapma lüksüm yok çünkü birazdan gerçekten gitmem lazım. Allah'tan davaya hakim olduğumuz için çok hazırlık gerektirmiyor. Yani davanın ortasındayız şu anda. Sabah ifadeler alındı. Polisler, polis memurları vesaire ifade verdi. Onları gidip sorgulamam lazım. İnşallah beni tutuklamazlar. Bu ülkenin sisteminde normalde soranlar var arkadaşlar, nasıl işliyor. Jüri sistemi var aslında ama ağır cezalardadır o. Bugünkü duruşma Magistrate Mahkemesi, yani sanıyorum karşılığı Sulh Mahkemesi ya da Asli Mahkeme oluyor galiba. Onda jüri yok. Şu anda bugün 3 tane hakim var. 3 tane hakimin önündeyiz. Suçlamada bir araba çalma ya da arabanın içerisinde bulunma. Çok detaylara girmeyeyim. Ya önem veriyorlar arkadaşlar. Yani çocuklara, çocuk yaşta kanunu, bak eğer ki şunu yaparsan sana izin vermeyiz bu şekilde hareket etmene diye, seni izliyoruz diye doğru olarak korkutuyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla 15-16 yaşında bir çocuk dersini alıyor ve büyüdüğü zaman biraz daha kanunlara vesaire saygılı olabiliyor. Şimdi Tayfun konusunda soracaksınız. Maalesef gelişme yok. Maalesef yok. Hani burada elimizden geldiği kadar bütün insanlara yardımcı oluyoruz ama maalesef Tayfun'a çok fazla yardımcı olamıyorum. Çünkü benim yapabileceğim şu anda bir şey yok arkadaşlar. Avukatlara ilgileniyorlar. Ama pandemiden dolayı gerçekten her şey çok zor oldu. Çok yavaş işliyor arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız olmuş. Acaba başka bir yere mi gitti? Hayır, gitmedi. Yani Muğla'da şu anda. Yazmak isteyen arkadaşlarımız hala oraya yazabilirler. Sadece görüşmesi şu anda annemle. Beni arayamıyor. Zaten bir 10 dakikalık sanıyorum. 10 ya da şu anda 20 dakikalık telefon hakkı var. Hepinize çok selamları var. Yani durumu iyi, sabırlı, pozitif, çıkacağından gerçekten emin. Yani bizim yapabileceğimiz şeylerde sınırlı, itiraz yapılan davalar var. Onların duruşmalarını bekliyor. Onun dışında sevinçli haberlerim arkadaşlar, hayvanlar konusunda çok şükür iyiler. Tolga mamalarını tekrar götürdü.
köpekler ve eşeklerin olduğu bölüme. Bozi ile Kadife gerçekten çok iyiler. Hatta dün buradaki başka bir mahkemedeydim. Avukat bir arkadaşa şunu söyledim. Ya dedim, böyle bir şey olamaz ya. Bazı insanlar ve kimden bahsediyorum? Profesyonellerden bahsediyorum yani. Adamları neredeyse her gün görüyorsunuz. Ya bir selam vermekten, bir merhaba demekten acizler, biliyor musunuz? Yani ne olurlarsa olsunlar. Eğitimli olursun, olmazsın, hiç sorun değil yani. Ama insanların ben hiç anlamış değilim yani. Birbirlerine merhaba bile dememeleri, gülmemeleri, şaka yapmamaları. Gerçekten benim tuhafıma gidiyor. O yüzden şeyin lafı geçti, Bozi ile Kadife'nin. Ya dedim, yemin olsun, keşke Bozi ile Kadife şunların yerine olsa da böyle. En azından bir insan geldiği zaman anılarak vesaire bile gel buraya, hani sizi tanıyorlar, anlatabiliyor muyum? Sevinç doğuyor insana. Ya bilmiyorum, belki izleyenlerden bazılarınız bilmiyordur o karakterleri. Bozi kim, Kadife kim vesaire, ama ya kimseye onları vermek istemiyoruz arkadaşlar. Keçilerimizin yavruları, oğlaklarımız oldu. 3 tane oğlak var. Onlar da sütlacın torunları. Zeliş'in yavrusu var. 2 tane oğlak. Erkek, 1 tane kız. Bu arada kız oğlağa ne deniyor ya? Oğlakların kızı erkeği var mı arkadaşlar? Kusura bakmayın, bilen varsa söylesin. Oğlak benim bildiğim keçilerin yavrusuna hepsine oğlak diyorlar. Sağlıklılar. Videoya ekleyebilirsem, yengem sağ olsun, Türkan yengemiz göndermiş resimlerini. Keçilerin falan resimlerinden koyayım arkadaşlar. Ama bu hafta sonu rica edeceğim. Hocamız sağ olsun paşanın olduğu yere gitti yenge hanımla. Onun, paşanın da videosunu göndermişti. Yapabilirsem söz, hemen 2 dakikaya şimdi bu videonun sonuna ekleyip yapıştırıp ben mahkemedeyken, duruşmadayken özellikle Türkiye saatine yetişsin diye koymaya çalışacağım. Açık söyleyeyim, şu anda ilk defa, bakın bu rüzgar şeyi de varmış, bunu biraz rüzgarlı olduğu için taktım. İlk defa çekiyorum söz, yani denemedim daha önce bu şekilde. Bir kez kısa bir şekilde diğer kabloyla denedim ama hiçbir zaman bu kadar uzak mesafeyle denememiştim. Nasıl çıkacağını bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten yani çekmek istiyorum videolar, etrafı, şurayı burayı, ama inanın zamanım olmuyor. Hani belki köyde olsaydım, biraz daha zamanım olsaydı vesaire çekerdim, ama inanın sabah kalkıyorum, yani neredeyse her gün duruşmalar bu son zamanlarda var. Çünkü Türkiye'ye inanın çok istiyorum yakında gitmeyi. Uçak sıkıntısından dolayı gidemiyorum. Fakat mümkün olduğu kadar, ne kadar çok saat yaparsam şu anda benim için o kadar iyi olacak. En azından o saatlerimi yaparım Türkiye'ye geldiğim zaman da. Geldiğime değsin. Biraz uzun süreliğine geleyim. Çok konuştum. Zamanım fazla kalmadı. Ben şunu atıştırıp hemen içeri gitmem gerekiyor. Zamanınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Adana'dan bir kardeşimiz yazmıştı. Çok sağ olsun, 15 yaşında. Kedisi Mırmır. Ona çok selamlarımı söylüyorum. Tanımıyorum, yüz yüze görmedim ama e-mail attım. Söylediğim gibi 15 kiloluk bir mama gönderdim kendisine. İnşallah bugün ve de veya yarın eline geçer. Geçerse, yorum kısmına yazarsa sevinirim arkadaşlar. Ama inşallah o kediye ve doğuracağı yavrulara bir süreliğine yeter. Elimizden geldiği kadar göndermeye çalışıyoruz ama arkadaşlar, e-mailde de söylüyorum, e-maillerde gerçekten zor. Zorlanıyorum hem zaman açısından, hem de herkese yetişmem inanın imkanı yok. Veteriner masraflarına vesaire diyorum ve kesiyorum arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Gitmek zorundayım. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu hafta sonu tekrar videolar çekerim. Garajımı toparlıyorum. Onun videolarını çeker atarım. Görüşmek üzere.